Bugün nelerden bahsedeceğiz? İlişkiler üstündeki iletişimden bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz ilişki danışmanı Mustafa Akçay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 32 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi mezunuyum. Pedagojik formasyon, ilişki danışmanlığı ve meslek danışmanlığı ile alakalı sertifikalarım ve yetkinliklerim mevcut. Bu branşlarda ilerlemeye devam ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Neden bu alanda kendinizi geliştirmek istediniz? Psikoloji ve sosyoloji alanlarına ilgim ve merakım çok fazla. Ve bu konuda da insanlara yardımcı olabileceğimi düşündüğümden dolayı bu alanda ilerleme kaydediyorum. Çok güzel. İşiniz hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Asıl amacım çiftlerin birbirleri arasındaki iletişim eksikliğini gidermek ve oluşabilecek herhangi bir problemi daha fazla büyümeden durdurmak, eski birbirlerine olan saygı ve sevgilerini ilerletmek. Çok önemli. Saygı olmazsa ilişki devam edemiyor, değil Maalesef mi? En, en başta saygı. Etki. Yok. Evet. Peki size gelen talepler en çok hangi yöndedir? Genel olarak iki çiftlerde anlaşılamamaktan şikayetçi, fazlaca alıganlık da yapabiliyorlar. Yani biz sadece kendi açımızdan düşünmek yerinde değil, sevgilimizin ya da eşimizin bir sosyal ve özel hayatı da mevcut olabiliyor. Yani bu Tabii. iş durumunda bir olumsuzluk olabiliyor eğitimde ya da sağlıkta, ailede. Yani bunlardan dolayı alınganlık çok fazla yapılabiliyor. Yani partnerimizin suratı düşük ya da ruh dünyası olumsuz durumdaysa biz bundan kendimize mana çıkartmayı genellikle beceriyoruz. Fakat bu şekilde olmuyor. Yani bu sağlıklı bir etkileşim de getirmiyor. Bunun için de partnerimizi dinlemek, bununla alakalı anlayış göstermek daha huzurlu sağlayacak bizi ilişkilerde. Kesinlikle. Çiftlerin iletişim kurmaları zor oluyor mu genellikle? Yani sadece çift olarak değil, insanların birbirleriyle olan iletişimi de çok zor. Ya yani bu da tabii hafızalarda yer ettiği için ilişkilere de yansıyor. Bizim şu anda hali hazırda insanlarımızda bir ön yargı mevcut ve farklı kodlamalar, olumsuz kodlamalar söz konusu oluyor. Bu da tabii iletişim kanallarını daraltıyor. Yani çok zorlanıyor insanlar etkileşim kurmak için. Bu da il, ilişkilerde de tabii nasibini alıyor. E, fakat yani bu böyle devam ettiği sürece, ön yargılar kırılmadığı sürece olumsuzluklar, negatif yönde ilerlemeler devam edecek. Yani ne olursa olsun muhakkak iletişim kurmak en önemli etken. Evet, Her şeyin iletişim ile çözülebileceğine inanıyor musunuz? <laughs> Çiftler arasında evet. E, çünkü sevgi varsa muhakkak iletişim kanalıyla bu sürdürülebiliyor. Fakat ben e, çiftlerden herhangi birisine e, sevgiyle alakalı soru sorduğum zaman ve bununla alakalı düşünme payı kendi içinde muhasebe yaptığını görüyorsam tabii burada durum çok daha farklı oluyor. Yani burada bizim yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü sevgiyle alakalı insan tereddütü varsa bu çok daha farklı bir konu oluyor. Evet, çiftleri etkileyen dış etken oluyor mu? Evet, Türkiye'de toplumumuzda gözle görülür bir etken mevcut. Bu da aile faktörü. Yani özellikle evlilik aşamasında aileler çok fazla müdahalede bulunduğu için e, olumsuz şeyler ortaya çıkabiliyor. Fakat aile kurumunun özellikle Türk gelenek ve göreneklerinde yapıcı özelliği unutulmamalı. Mutlu ve ee, yeni bir yola çıkmış, dünya evine girecek çiftleri kolaylık sağlaması gerektirdiğini düşünüyorum. Fakat e, zorluklar ne yazık ki daha fazla çıkıyor, çıkartılıyor. Evet, maalesef. Danışmanlığın keyifli yanları nelerdir? Üzgün gelen çiftlerin ya da bireylerin e, o konuda yaşamış olduğu problemler üstüne e, bir hayata küsmesi ya da bir olumsuz Şekilde yaşaması ee, bizi ilk başta e, sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Fakat Hı. onların zaman ilerledikçe mutlu olduğunu görmek, tekrar eski heyecanlarına döndürmek bizi tabii ki de keyifli hale getiriyor. Evet, hayatlara dokunmak değil mi? Ne kadar mutluluk evet. verici, manevi bir haz bu. Peki insanların mutsuzluğunun kısa ve öz sebebi nedir acaba? Kendimize çok fazla vakit ayıramıyoruz. Yani hayat çok fazla... Hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Evet. Biz bununla bu koşturmacada, bu hengamede kendimize vakit ayıramıyoruz. Nelerden mutlu oluyoruz? Bunlarla alakalı bilgimiz çok fazla olmuyor. Çünkü kendimize zaman ayıramıyoruz. Muhakkak insanlar kendi mutluluğunu ön plana almalı. Kendini tanımalı. Ve bununla alakalı da e, ne şekilde olursa olsun vakit bulmalı, yaratmalı. Yoksa bu sürekli devam edecek. Mutsuzluk Kesinlikle. devam edecek. Tabii. Kendimize ait bir yaşam alanımız olacak değil evet. mi? Hobilerimiz olacak. Kendimize özel bir dünyamız olmalı. Peki sanal dünya insanları ne şekilde etkiliyor? Şu günümüz çağında teknolojinin bütün nimetleri mevcut. Evet. Biz bu teknolojiyi olumlu anlamda da, olumsuz anlamda da kullanabiliriz. Fakat bizim kullanma amacımız daha fazla bir Rekabet vari şeklinde ilerliyor. Yani özellikle sosyal medyada e, sınırı olmayan bir yarış mevcut. Bu da tabii insanların demoralize olmasına, daha Maalesef. fazla mutsuz olmasına. Tabii kıyas yapıyorlar. Evet çok fazla ne yazık ki. Yani mesela bir fotoğraf çeken insanlara baktığınız zaman e, herhangi bir sosyal medyaya paylaşım yaptıktan sonra surat ifadesi o fotoğraftayken ve sonrasında çok farklı oluyor. Bu da tabii ki de yapay bir tabii. ortam hazırlıyor. Tabii. Sanal ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsan sürekli değişen ve bulunduğu ortama ayak uyduran en hızlı canlı türü. Hı hı. Bu sanal ilişkiler de artık günümüzde çok fazla olmaya başladı. Fakat sanal ilişkiler biz şu anda tüketim çağında olduğumuz için bu ilişkiler de bizi tüketmeye ve tükenmeye bir yerde olanak sağlıyor. Yani sağlıklı bir şekilde iletişim, etkileşim kurulursa bunun güzel örnekleri de mevcut. Ama biz bunu daha fazla elimizin altında, fazlaca bulunan bir alan olarak gördüğümüz için daha fazla tüketim amaçlı kullanılıyor bu da olumsuz sonuçlara bir sebep oluyor. Peki hayatın getirmiş olduğu zorluklarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Bir kötü durumla karşılaştığım zaman bu durumun muhakkak bir gün son bulacağını biliyorum. Ve bununla alakalı da üzüldüğüm zaman, gergin olduğum zaman, stresli olduğum zaman hiçbir şekilde olumluya dönmeyeceğini biliyorum. En acımasız yani pardon en kolay bir şekilde bu süreden nasıl çıkart çıkartabilirim evet. kendimi ve dostlarımın yardımıyla e, bu konu nasıl kısa sürede kapanır? Evet. Yani kendimi yıpratmamam gerekiyor. Tabii. Kesinlikle. Çünkü bu değiştirmeyecek herhangi bir şeyi. Tabii, sonucu etkilemiyor. Mantıklı bir şekilde ilerlemem gerekiyor evet. ve bunu da olayın içinde olan ben değil de beni bilen beni çok seven insanlardan destek alarak, onların tecrübelerinden yararlanarak mücadele ediyorum. Çok güzel. Yani bu fiziksel yaralar nasıl kendini onarıyor zamanla, değil mi? Evet. İyileşiyor. Ruhsal yaralar da öyle. Zamanla zaten onarılıyor, telafisi oluyor. Peki sizi en çok ne motive eder? Yapmam gereken bir şeyi benden çok sevdiklerimin benim için istemesi. Onların bende görmüş oldukları o itici gücü ben daha çok kendime olumlu yönde etkiliyor etki sağlamış oluyorum ve daha fazla hırslı ve gayretli oluyorum çok güzel son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı hayat bize verilmiş en büyük nimet ve bu akıp geçen hayatın ne zaman biteceğiyle alakalı herhangi bilgimiz yok bu yüzden bu hayatı kendi lehimize, kendi mutluluğumuza çevirmemiz gerekiyor. Herhangi bir insana yapmış olduğunuz iyiliği, iyilikle onun mutlu olacağını düşünemeyebilirsiniz. Ya da belki bununla alakalı kafanızda soru işaretleri olabilir. Fakat kendi mutluluğunuzdan emin olabilirsiniz bu hayata yalnız geldik ve yalnız bir şekilde gideceğiz. Bu güzel mesaj için çok teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz ilişki danışmanı Mustafa Akçay'dı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.